Merhabalar sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klas dinleyicileri. Bugün 3 Mart Salı ve yine sizlerle birlikteyiz. Yeni günün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum. Evet, bugün de yine sizlerle birlikteyim ve yine gündemi paylaşacağız. Bakalım gündemimize dair hangi konular var, neler var, gazetelerin ilk sayfalarına yansımalar nasıl olmuş, hepsini sizlerle birlikte paylaşacağız. Önce yerel gazetelerimiz, ardından da ulusal gazetelerimizle Türkiye ve dünya gündemini göz atacağız. Ve tabii ki tweetlerimiz var. Tweetlerimize bakacağız sevgili izleyicilerimiz. Bakalım kimler neler paylaşmış, neler anlatmış, hep birlikte göreceğiz. Tabii her zaman olduğu gibi biz açılışımızı rutin bir şekilde gerçekleştirelim. Unutmadığımız, unutturmayacağımız değerlerimiz var diyorduk sevgili izleyicilerimiz. Sayın Gaffar Okkan'ımız rahmetle minnetle anıyoruz. Özgecan kızımız, Özgecan canımız, kendisini de rahmetle anıyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız. Faillerinin, katillerinin en ağır cezada cezalandırılacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Ve buradan onu, o haberi sizlere aktarmak istiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ve tabii ki yine Kenan polisimiz var biliyorsunuz. Kenan polisimiz de biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz bomba. Canlı bomba tarafından patlatılmış ve hayatı sona erdirilmişti. Geride 2 aylık, tabii yavaş yavaş büyüyor. 3 aylık, 4. ayına giriyor. 4 aylık bir bebek bıraktı. Ve 301 madenci şehidimiz vardı sevgili izleyicilerimiz. Ve onlar da ihmal ve tedbirsizlik yüzünden yitirdiğimiz canlarımızdı. Evet, Allah'tan rahmet diliyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız diyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ve hem Radyo Klas dinleyicileri hem İçel TV izleyicileri sizlere gündemi aktaracağız tabii ki. Ama gündemi aktarmadan önce bir video izleteceğim sizlere. Hani şiddet diyoruz ya, şiddetle mücadele diyoruz. Bakın, hani biz size bir video aktarmıştık. Ezel önce onu aktaralım. Çocuk gözüyle şiddet. Eğer biz çocuklarımızı nasıl yetiştirirsek, biz çocuklarımıza nasıl bir eğitim verirsek, çocuklarımız şiddetten ne kadar uzak kaldıklarını hep birlikte göreceğiz. Şimdi yabancı bir ülkede çekilmiş bir klip sevgili izleyicilerimiz. Deniliyor ki çocuklara, önce tanışılıyor çocuklarla, merhaba kimsin, adın ne diye soruluyor. Sonra bir genç kız, kendi yaşıtlarında bir genç kız getiriyorlar. Bu kız hakkındaki düşüncelerin nedir diye soruyorlar. Ben radyo dinleyicileri için açıklamayı yapıyorum. Birazdan İçel TV izleyenleri görecekler. Güzel kız diyor, saçları çok güzel diyor, işte gözleri çok güzel diyor, yüzü çok güzel diyor. Peki diyor, yani bir tokat at diyor. Önce sev diyor, pardon, önce sev diyor. Tabii yanağını okşuyorlar, omzunu okşuyorlar, sevgi gösterilerinde bulunuyorlar. Ve sonra diyor ki tamam, şimdi de bir tokat at. Hatta çok sert bir şekilde bir tokat at bu kıza diyorlar erkek çocuklarına. Erkek çocukları duruyor, dona kalıyor. Atamayacaklarını söylüyorlar. Kimisi ben erkeğim diyor, ben atamam. Diğeri diyor ki işte ben tokat atamam. Atmamalıyız da diyor. Yani çocuk gözünde şiddet yok. Aması var. Amasını da videodan sonra izleyelim. Bakın sevgili izleyicilerimiz, biz çocuklarımızı nasıl eğitirsek. Çünkü çocukların dünyasında şiddet yok. Çocukların dünyasında hep sevgi vardır, barış vardır, birliktelik vardır, kardeşlik vardır. Hiç tanımadığı insanlara elini uzatır. Neden? Çünkü karşı taraf ile ilgili kötü bir düşünceye sahip değildir. İçinde kötülük yoktur. Bu şekilde büyütüldü çocuklar. Küçükken, bebekken bu şekilde içlerinde bir duygu var. Ve bakın videoyu izleyelim. Ardından bir de o küçüklerin biraz büyümüş halleri ve okula gitmiş kendilerine Atatürk gençliği dedikleri fakat benim asla ve katen Atatürk gençliğinin olmadıklarını savunduğum çirkin görüntülere sahne olan anne ve babaların, o çocukların anne ve babaların o çocukları kesinlikle okuldan almaları gerektiğini düşündüğüm bir video izleteceğim sizlere. Evet, önce küçük kardeşlerimizle yapılan çocukların gözüyle şiddet nasılmış hep birlikte izleyelim. Come ti chiami? Pietro. Fulvio. Domenico. Quanti anni hai? 11. 9 e mezzo. 7. 8.
Che vuoi fare da grande? Il pompiere. Il cacciatore. Il pasticcere. Il poliziotto. Il pizzaiolo. Perché? Perché voglio costruire la casa dei miei sogni. Perché mi piace guardare. Salvo le persone. Che non piace la pizza. E lei è Martina. Ti piace di lei? Gli occhi mi piacciono. Le sue scarpe, le sue mani. Le occhi, le capelli. La gilità sulle capelli. Tutto. Sarà bella bambina. Ti danzerei. E ora falle una carezza. Falle una boccaccia. E ora dalle uno schiaffo. Uno schiaffo forte. Uno schiaffo. Dai. No. 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 Ce la do. No. 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 E perché no? Perché le femmine non possono mai dare. Perché le femmine non si picchiano. Perché così si fa male. E perché Gesù non vuole far picchiare. Prima cosa è bellina e non glielo posso dare. Perché è una ragazza. Perché sono contraria alla violenza. Se anche le donne non si devono toccare nemmeno con un fiore. E perché è brutto. Oppure con un mazzo di fiori. Perché sono uomo. Dalle un bacino. La posso dare sulla bocca o sulla guancia? Evet. Sevgili izleyicilerimiz, işte çocukların gözünde kadına şiddet diye bir şey yok. Dünyasında böyle bir şey yok. Çünkü kin yok, nefret yok, üzüntü yok, karamsarlık yok. Çocuklarınızı nasıl eğitirseniz, çocuklarımızı nasıl eğitirsek onlar iyi bir gelecekte iyi evlat olacaklardır. Yurda, memlekete, vatana hayırlı evlat denir ya, işte o şekilde. Şimdi bazen çocukları okula gönderiyoruz ya anne babalar. Okula gitti. Nerede kızın? Okula gitti. Ne yapıyor? Ders çalışıyor. Benim kızım birinci. Hiç okuluna gittin mi? Tövbe. Okulun yolunu bile bilmezler bazı anne ve babalar. Maalesef ve ne yazık ki. O okulun yolunu bilmeyen anne ve babalar var ya, bakın onların çocukları nasıl oluyor. Onların, efendim, biplenmiş, yani kötü sözler var ama biplenmiş. Bir video izleteceğim sizlere. Ortaokul veya lise çağındaki iki genç kız. Sokak kavgası gerçekleştiriyorlar. Hatta etraflarındaki erkek arkadaşları da, erkek öğrencilerde bahis oynuyor. Şu kız döver, bu kız dövemez gibi bahis oynuyorlar. İşte sevgili izleyicilerimiz, hani özgürlüktür, özgürlüklerine karışmayın denilen toplumu getirdiğimiz nokta, buyurun izleyin. Beyler bir poz verin. Haberim yok. Ödemeyeceğim. Sen kimsin de bana poz söylüyorsun be. Bana elini kolumu çaldın mı? Utanmıyorsun. Allah Allah. Bence de öyle. Ömer. Hande kaplı bir veriyorum. Ömer. Eğil ver. Suzan yeteri dumanla. Hande kaplı bir. Yatıran var bu aşağı. 50 yatıyor. 50 ile 5 milyon.
20 lira. Bak kupon öğren gidin bak bu kazanır diyeyim bak. Ödemeyeceğim. Babaları bana veriyorsunuz. Kırmızı kazan. Çağır bana ve benim de annem olacak. Kime kime veriyorsunuz? Sana adam olmadı. Süpersiniz siz. Ben Ömer'e veriyorum. Emre'ye veriyorsunuz dedi, ben Eylül'e veriyorum. Allah'tan var. Ben de Eylül'e veriyorum. Ben Ömer'e de veriyorum. Hadi bekle. Telefonu getireydim ya, kaçayım. Ramazan da geldi. Hayır, ayrıl. Tobi ayır. Ayır yeter, ayır. Elle, elle, burası kavga la. Ya bu mu ya? Ben de yumrukla nitelik yazıyordum. Eylül atıldı. Eylül atıldı. Sen ne yapıyorsun? Evet, işte görüntüler bunlar sevgili izleyicilerimiz. Kadına şiddeti konuşuyoruz, şiddetin ne kadar kötü olduğunu. Hani eğitim kurumlarında artık şiddetin ne kadar kötü olduğunu vurgulanıyor, anlatılıyor. Ama maalesef ne yazık ki, hani bundan ne kadar pay alıyoruz, çocuklarımızı ne kadar eğitebiliyoruz? Anne ve baba olarak gerçekten anne ve babalık görevimizi sağlıklı bir şekilde gerçekleştiriyor muyuz? Çocuklarımızla ne kadar ilgileniyoruz? Çocuklarımızın sokakta nasıl bir durum içerisinde olduklarını bilebiliyor muyuz? Kız çocuğu orada sigara içiyor ve dikkat ettiyseniz uzun süreli biplemeler vardı, küfürlü konuşmalar. Yani acaba çok merak ediyorum, eğitim yuvasına giden, eğitim almaya giden bu kız çocukları, bakın erkek çocuklarını da bir kenara koydum. Erkek çocuklarının yapması bile bu kadar, bu çirkinliği yapmasını bile şiddetle kınıyoruz ama kız çocukları hani gözümüzde hep şeydir, hanımefendidir, işte kadındır, işte çiçektir deriz ama kız çocuklarında bu şekilde elinde sigara, yani böyle bir topluluk içerisinde, böyle bir toplum içerisinde nasıl bir gevşek çıkacak? Siz bu kızlardan, kavga eden, bu sigara içen kızlardan gerçekten sağlıklı birer birey olabileceklerine inanıyor musunuz? Ben yitirdim. Ya yani bu kızları gördüğümde ben onların kesinlikle artık okula devam etmemeleri gerektiğini, bir rehabilitasyon merkezine mutlaka bir rehabilitasyon merkezine başvurulması gerektiğini ve rehabilite edilmeleri gerektiği yönünde bir kanaatim oluştu. Çünkü sağlıklı değiller. Bu yaşta, bu zekayla, bu şekilde şiddet meyilli olan bu genç kızlar önümüzdeki süreç içerisinde yani psikopatlık sınırını aşıp daha farklı alanlarla buluşabilirler. Bu yüzden anne ve babalara çok büyük görevler, çok büyük işler düşüyor aslında. Yani sadece okula göndermekle olmuyor bu işler. Çocuğun okuldayken bile arkadaş topluluğunu görmek gerekiyor. Yani o çocuğun ağzının sigara koktuğunu bulamayacak bir anne baba var mıdır? Ancak ve yalnız ilgisiz anne ve babalar çocuklarının sigara içip içmediğini kontrol etmezler. İlgili anne ve babalar en ufak bir şekilde o sigara içilmesi, o sigara içme anını mutlaka bilirler. Bu yüzden sevgili izleyicilerimiz hemen yan tarafta görüyorsunuz çocuklar var, onlar da bahis oynuyor. Onlar da kışkırtıyor. Ve videoya çekiyorlar ve video bu şekilde yayınlanıyor. Ve bu internet ortamına dolaşıyor. Yani gençliğimiz böyle olmaması gerekiyor. Gençliğimizi bu şekilde yönlendirmemek gerekiyor. Gençliğimiz böyle sokak çocukları tarzında yetiştirilmemeleri gerekiyor. Sokak ağzıyla yetişmemeleri gerekiyor. Ve onlar okul çağındaki gençler. Ama gördük ki maalesef ve ne yazık ki aslında birçok noktada çok eksik kaldıklarını biliyoruz. Ben bile mesela sabahları minibüse bindiğimde, geldiğimde bizim ileride, iş yerinin ilerisinde bir okul var. Hangi okullar vardı? Eyüp Aygar vardı, başka.
Yani ben buradan o anne ve babalara sesleniyorum. Eğer kızınız hani Carrefour ve üstündeki okullarda ve Macit Özcan'ın oralarda okuyorsa kızınız, erkek çocuklarınız, lütfen dikkat edin. Bakın ben açık ve net söyleyeyim, bindiğim minibüste zaten öğrenci servisi gibi geliyoruz. Öğrenciler çoğunlukta. Hepsi sigara içiyor. Hepsi kesintisiz sigara içiyor ve kız çocukları dahi, kız öğrenciler dahi ağzı bozuk küfürlü konuşuyor. Bence anne babalara şunu söylemek istiyorum. Eğer bu taraflarda okuyan kızlarınız, çocuklarınız varsa vallahi yani eğitimden anlayacakları bir şey olmadığını düşünüyorum. Aslında eğitim hakkı mutlaka kullanılması gerekiyor ama ya bu yaştaki çocuklarımız eğer hala çirkin çirkin konuşmalar, küfürlü konuşmalar ve hala sigara içmeler varsa, hala bir öğrenci edasıyla değil bir serseri edasıyla hareket ediyorlarsa okul paklamamıştır. Ama önce anne ve baba paklamamıştır. Çünkü efendi çocuklar da var. Gerçekten iyi aile terbiyesi almış çocuklar da var. Lütfen çocuklarımız üzerinde ki güvenimizi, onlara bakışımızı bir kere daha değerlendirelim. Ve çocuklarımızı sahipsiz bırakmayalım. Çünkü ilgisiz anne ve babalara çocukları genelde bu tarz oluyor. Yani biraz daha fevri, biraz daha hırçın, biraz daha psikopatlık süresi içerisinde oluyor. Maalesef ve ne yazık ki. Bu yüzden çocuklarımızı sadece okula göndermekle her şey bitti anlamına gelmiyor. Lütfen biraz daha dikkat, biraz daha ehemmiyet verelim, gösterelim istiyoruz. Ve bu tür çirkinlikleri, bu tür kavgaları, kız çocukların özellikle, erkek çocukların da dahil, bu tür çirkinlikleri Türkiye'de şiddeti konuştuğumuz, şiddetin ne kadar kötü olduğunu vurguladığımız bir noktada emin olun bu kavga edenler Facebook hesaplarında Özge Can resimlerini koymuşlardır. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Samimi değiliz. Ancak ve yalnız engelliler gününde engellileri hatırlayan bir toplumuz, kadınlar gününde kadınları, anneler gününde anneleri ve işte başımıza gelen şehitleri gördüğümüzde o zaman anlıyoruz değerlerini. Ve çok fazla sürmüyor. Bir hafta. Bir hafta sonra her şey unutuluyor. Her şey kaldığı yerden devam ediyor. Ders almıyoruz. Maalesef ve ne yazık ki. Evet. Ve sevgili izleyicilerimiz, gazetelerimize geçeceğiz. Gazetelerimizin de ilk sayfalarını sizlere aktaracağız. Tabii bugün gün içerisindeki gelişmelerle sizlere canlı olarak aktarmaya devam edeceğiz İçel TV'den. Tabii gazetelerimize de bakacağız. Gazetelerimizin İlk sayfalarına göz atalım, yerel gazetelerimizin. Bakalım ilk sayfalara neleri almışlar. Tabii önce Ali Gürkan Şamiloğlu'na geçeceğiz. Bakalım Ali Gürkan Şamiloğlu Mersin gündemine dair hangi bilgileri paylaşacak bizlerle. Ardından gazeteler için burada olacağız. Günaydın, merhaba. Tüm İçal TV seyircilerine ve Radyo Klas dinleyenlerine sevgiler, saygılar. Mersin'de yaşanan gelişmelere ana hatlarıyla yer verelim ve ayrıntılar haber bültenlerimizde olacak. Hatırlanacağı üzere hafta sonu Meşti, yani Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Yeni Otogar Toroslar ilçesinde. Ve Mersin'e Tarsus'tan gelirken Mersin'e girişte sol tarafta kalan eski otogar ise yıkılmaya başlandı. Meşti açılmadan bir gün öncesinde eski otogar tamamen boşaltıldı ve o otogarın kullanımını engellemek amacıyla da Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi eski otogarın giriş ve çıkışlarına 10 kamyon kum dökmüştü. Ve eski otogarda da yıkım işlemi başladı. Yeni otogarda düzenlenen törenle açıldı. Ancak Mersinli olan otobüs firmaları, Mersin adını taşıyan, Mersin'den Türkiye'nin dört bir tarafına seferler düzenleyen otobüs firmaları ortak bir açıklama yaptılar. Dediler ki biz Meşti'yi kullanmayacağız. Ve biz araçlarımızı Tarsus otogarından kaldıracağız. Bütün Mersin kamuoyuna duyurulur diye bir açıklamada bulundular. Ayrıntılar haber bültenlerimizde olacak. Bu arada Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin'in trafik sorununu çözmek amacıyla akıllı kavşak uygulamasına geçti.
Mersin'de şimdilik 3 kavşakta bu uygulama gerçekleştirildi. Bu uygulama sayesinde araçların trafik ışıklarında uzun süre beklemesi engellenmek isteniyor ki engellenecek. Ayrıca bu sistemle akıllı kavşak uygulaması sistemiyle Büyükşehir Belediyesi'nde oluşturulan bir merkezde kameralarla bu kavşaklar 24 saat izlenecek ve trafik yoğunluğuna göre ve yönüne göre yeşil ışık veya kırmızı ışık daha uzun süre veya daha kısa süre yakılarak trafiğin akışı hızlandırılacak ve bu uygulamada trafiğin yaya geçişlerinin ve araç geçişlerinin çok yoğun olduğu kavşaklarda bu uygulama gerçekleştirilecek ve trafik bir nebze olsun rahatlatılmaya çalışılacak. Dün çok üzücü bir haber merkezimize ulaştı geç saatlerde. Mersin'de 4 aylık bir bebek, Damla bebek ölü bulundu evinde. Şöyle ki anne ve baba işsizdi ve anne iş aramak için evden çıktı. 4 aylık Damla bebeğe baba bakıyordu ve babaya da arkadaşları gelerek bir iş bulduk sana gel görüş dediler. İş görüşmesi yap dediler. Baba da 4 aylık Damla bebeğin eline ağzına biberonu verdi ve görüşme yapıp gelmek için evden çıktı. Babanın işi uzadı. Baba öğle saatlerine yakın evden çıktı. Akşam 18'de eve geldi. Baktı ki anne geri dönmemiş ve baba bebeği 4 aylık Damla bebeği yatağında ölü buldu. Hemen yakınlarına haber verdi. Ve sağlık ekipleri geldiler. 4 aylık Damla bebeğin öldüğü anlaşıldı. Otopsi yapılacak. Anne ve baba tedbir amaçlı şu anda gözaltında tutuluyor. Mersin'de Mersin Büyükşehir Belediyesi hatırlayacaksınız Bahçe Mahallesi'nde 2 katlı evi çöken aileye ve hemen hemen aynı gün Mezitli ilçesinde evi yanan, kirada oturdukları ev yanan ve bütün eşyaları yok olan aileye ev eşyası ve giyecek ve gıda maddesi yardımında bulundu Mersin Büyükşehir Belediyesi. Ataş'a gelelim. Ataş yerleşkesi, Ataş rafinerisi kapatılınca yerleşkesi ve Ataş lojmanları, sosyal tesisleri ne olacak sorusu gündeme gelmişti. Bu nokta Akdeniz Belediyesi'nin sınırları içerisinde bulunuyor. 2011 yılında Bakanlar Kurulu buranın kentsel dönüşüme dahil edilerek TOKİ'ye devredilmesi ve yıkılmasını kararlaştırmıştı. Böyle bu yönde bir karar alınmıştı. Akdeniz Belediyesi de hukuk mücadelesi başlatmıştı. Bu mücadeleyi Akdeniz Belediyesi kazandı. Mersin 2. İdare Mahkemesi yıkım kararını durdurdu. Akdeniz Belediyesi o noktayı nasıl değerlendireceğine yönelik şimdi çalışmalarına başladı. Ve spora gelecek olursak Mersin İdman Yurdu yarın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ve yarınki maç saat 8.30'da akşam 20.30'da başlayacak. Mersin İdman Yurdu'nun kendi sahasındaki tüm maçlarda olduğu gibi biz de İçel TV olarak canlı yayın araçlarımızla orada olacağız. Ve maç öncesinde, maç sonrasında Mersin İdman Yurdu'nu, Fenerbahçe'yi, o maçı, Türkiye Kupası'nı, Mersin'de oynanan maçları ve Türkiye liglerini spor adamlarıyla, gazetecilerle ve uygun olurlarsa eğer Mersin İdman Yurdu yöneticileriyle konuşacağız diyoruz. Bugün neler olacak hemen onu da aktaralım. Bugün Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Rıza Çalınbay öğle saatlerinde kulüp binasında bir basın toplantısı düzenleyecek. Hem Bursa Spor maçını değerlendirecek hem de Fenerbahçe maçına yönelik hazırlıkları hakkında bilgiler verecek. Bugün saat 12.30'da da Elektrik Mühendisler Odası Mersin Şubesi oda binasının önünde bir basın açıklaması yapacak. Bu gelişmeleri de sizlere ayrıntılarıyla İçel TV'den ve Radyo Klas'tan ulaştıracağız. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. Evet.
Devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Gazetelerimize geçiyoruz. Gazetelerimizde de Akdeniz Gazetesi ilk gazetemiz. Büyükşehir insafa geldi diyor logo üzerinden verilen haberde. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde taşeron firmada çalışırken firmayla sözleşme yenilenmediği için işsiz kalan ve lösemi hastası kızı için verdiği mücadeleyle Türkiye gündemine gelen Serkan Koku, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yeniden işe alındı bu arada sevgili izleyicilerimiz. Evet ve devam ediyoruz. Belediye memnun, vatandaş mağdur diyor. Hafta sonunda açılışı gerçekleştirilen Meşti'de kira problemi yüzünden firmaların faaliyete başlamaması sebebiyle peronlar boş kaldı deniliyor. Yeni otogar hafta sonunda düzenlenen törenle hizmete girmişti. 4 kadından biri meme kanseri. Mersin Halk Sağlığı Müdürü Doktor Aytekin Kemik artık her 4 kadından birinde meme kanseri görüldüğünü belirterek kadınlarda görülen kanser türleri arasında ilk sıradadır verilere göre meme kanseri sıklığının bir önceki tahminlere göre %20, meme kanserinden ölümlerin ise %14 arttığı belirtilmiş. Ve Arslanköy'de kahramanlık destanına yer vermiş gazete haberinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık destanı yazan ve Kuvayi Milliye'nin başladığı yer olan Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü Arslanköy halkıyla birlikte coşkuyla kutlandı. Ve devam ediyoruz. Farklı bir gazeteye geçiyoruz hemen. Güney Gazetesi'ne geçiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Güney Gazetesi'nin de ilk sayfasına baktığımızda yeni otogarda protesto. Firma temsilcileri yeni açılan otogara girmeme kararı aldı ve sözün bittiği yerdeyiz dediler. Otogar esnaf otobüsleri Tarsus otogarından kaldıracaklarını açıkladılar. Mersin Şehirler Arası Otobüs ve Yazıhane İşletmecileri Genel Sekreteri Veli Tol, Başkan Kocamaz bu kentin beraber yöneticilerin birlikte ancak gelinen noktada bunu göremiyoruz dedi. Ve trafik akıllı kavşaklar rahatlıyor bu arada. Mersin'in en büyük sorunlarından biri olan trafik, Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu dinamik kavşak kontrol sistemi ile rahatladı diyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in kanayan yarası olan trafik sorununu çözmek için önemli bir adım daha attı. Sorumlu kavşaklara trafik kontrolü ve düzenlemelerine ilişkin dinamik kavşak kontrol sistemi kurularak Mersin trafiğine önemli ölçüde katkı sağladı. Dinamik kavşak kontrol sistemi ile kavşakların trafik yoğunluğuna göre yönetilmesini sağlayarak kavşaklardaki bekleme sürelerini azaltmak amaçlanıyor. Bu sistem sayesinde kavşaklardaki anlık sinyal düzeni görüntülenirken anında geçişler yapılabiliyor. Bu çarşı. Çarşı. Evet ve Meski'den kanal temizleme çalışması, Meski pet şişeleri ve çöp poşetleri kanalizasyon şebekesinde tıkanmaya yol açtığı için uyarıda bulundu. Ekipler vatandaşların daha duyarlı olmasını istedi bu arada. Ve Ataş'ın yıkım kararı iptal edildi. TOKİ tarafından başlatılan yıkım Akdeniz Belediyesi'nin itirazı yerinde bulunarak iptal edildi. Mersin 2. İdare Mahkemesi kentsel sit niteliği taşıyan Ataş'ın yıkımını durdurdu. Ve Arslanköy'ün zaferi haberine yer vermiş yine gazete. Devam ediyoruz. Farklı bir gazeteye geçiyoruz hemen. Yeni Güney Gazetesi'ne geçiyoruz. Yeni Güney Gazetesi'nde de trafikte akıllı kavşak haberine yer veriyor. Büyükşehir Belediyesi Mersin'in kanayan yarası olan trafik sorunu çözmek için önemli bir adım daha attı diyor. Ve Büyükşehir sahip çıktı. Geçtiğimiz ay Mersin Akdeniz ilçesinde 2 katlı evlerin çökmesi ve Mezit ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında evlerinin tamamen yanarak küle dönmesiyle evsiz kalan 2 aileye yaşadıkları büyük felaketin ardından Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Tebrik ediyoruz tabii ki Büyükşehir Belediyesi'nin bu duyarlılığını. Otobüsler Meşti'ye girmiyor haberi yine sevgili izleyicilerimiz ilk sayfadan gazeteden okuyucularına aktarılan haberler arasındaki yerini alıyor. Ve geçiyoruz. Çukurova gazetesi Meşti'ye girmiyoruz haberine yer vermiş. Mersin'deki otobüs firmaları temsilcileri geçtiğimiz hafta sonu açılan kentin yeni otogarı Mersin Şehirler Arası Terminal işletmesine girmeme kararı aldıklarını, Tarsus otogarından otobüslerini kaldıracaklarını açıklamışlar. Muhasebe haftası sorunların gölgesinde kutlanıyor deniliyor ve Ataş yerleşkesi yıkımdan kurtuluyor. Sosyal markette gönüllü çalışıyorlar haberleri var. Zabıta denetimleri devam ediyor sevgili seyircilerimiz Erdemli Belediyesi'nde. Evi çöken aileye belediye yardım etti haberleri de yine ilk sayfadan okuyucularına ulaşıyor.
4 kadından birinde meme kanseri görülüyor. Aman dikkat deniliyor sevgili izleyicilerimiz. Evet, devam ediyoruz yine farklı bir gazeteye geçmiyoruz. Gazeteler bitti çünkü tweetlere bakacağız. Bakalım kimler hangi tweetleri paylaşmış bugün. Evet, Sayın Ali Rıza Öztürk'e bakıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Sayın Ali Rıza Öztürk'ün tweetlerine baktığımızda İçişleri Bakanı Efkan Ala hakkındaki genel soru görüşülüyor. Hükümet ve AK Parti sıraları tam takır, oylanacağı zaman içeri dolarlar diyor bu arada. Evet ve devam ediyoruz bu arada sevgili izleyicilerimiz. Aytu Atıcı'nın tweetine göz atıyoruz. Değerli dostlarım, ön seçimde aday numaram 13'tür. Desteklerinizi bekler, saygı ve sevgilerimi sunarım demiş Sayın Aytu Atıcı. Evet, 13 benim de uğurlu sayımdır bu arada. Evet, Çiğdem Münevver Ökten umarım Türkçedir. Evet, Türkçe bugün. Evet. Ders öğretmenimiz Çiğdem Münevver Ökten. Konumuz UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş. Dil Türkçe. Evet, geçiyoruz bakalım. Ahmet Bağ Öğütken'in tweetini retweetlemiş Çiğdem Ökten. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcinin Beşiktaş camiasını tebrik ediyor. Bu zafer için futbolcularımıza teşekkür ediyorum demiş. Ve Akkulisi reis 28 Şubat 17-25 Aralık'ta millet iradesine darbeydi ama beceremediler tweetini retweetlemiş bu arada. Devam ediyoruz. Çiğdem Hanım'ın artık bizim de sağlıklı bir şekilde İngilizce bilmediğimizi varsayıp bizim sesimizi duyup Türkçe tweetleri retweetlediği için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Emin Ülker Tarhan Antalya'daydık demiş sevgili izleyicilerimiz 1 Mart'ta atmış tweetini. Devam ediyoruz, farklı bir tweete geçiyoruz. Facebook'tan Burantin Kocamaz'ın evet işte valla benim sevdiğim, istediğim bir yöntemde yaptılar. Uzun zamandır biliyorsunuz özellikle manşet programını uzun zamandır izleyenler bilirler. Hep derdim değil mi? Özellikle Hastane Caddesi'nde görme engelli vatandaşlarımızın, işitme engelli vatandaşlarımızın ve tekerlekli sandalyede bulunan engelli vatandaşlarımızın geçiş güzergahlarında kolaylıklar sağlayalım diye. İşte görme engelli vatandaşlarımız sesli sinyalizasyon istiyor demiştik. Neden yapılmıyor demiştik. Yaptılar. Söylemiştim ben size yine geçtiğimiz günlerde teşekkür etmiştim. Bir kere daha teşekkür ediyorum. Evet, birçok yerde gerçekten hastane, bakın Mezitli Belediyesi önü, Kuyuluk, Marina, Stat, Yeni Otogar, Forum, Tulumba, Hilton, Nokta, Yunuslu, Göçmen, PTT, Kipa, Çevre Yolu, Üniversite Yolu önü, Çevre Yolu, Carrefour, Beşyo Plaza ve Dumlupınar gibi yerlerde var sevgili izleyicilerimiz. 21 pilot kavşakta trafik ikaz lambalarına yerleştirilmiş 140 adet akustik ses sistemli yaya geçiş ikaz cihazı sevgili izleyicilerimiz. Pilot noktalardaki uygulamalardan sonra bu cihazların şehrin genelinde trafik ikaz lambalarına da yerleştirilmesinin planlandığını kaydetmiş. Evet, ilk defa görenler için yakından gösterelim. Görecekler için şu sevgili izleyicilerimiz. Altından geçerken aslında bir anda önce bir korkuyorsunuz. Hıç, arkanızda kim var diye, kim konuşuyor diye. Üste baktığınızda sesin buradan geldiğini. Çok da güzel, kibar bir ses. Bir beyefendi sesi. Tok bir ses. Sayın yayalar, yayalar için yeşil ışık yandı. Lütfen kontrollü geçiş yapınız diye bir uyarı var. Tebrik ediyoruz. İstediğimiz bir uygulamaydı. Evet, Mersin İtman Yurdu'na icra varmış sevgili seyircilerimiz. Çözüm süreci biter o zaman. Ya bir dakika, çözüm süreci biter o zaman Ezel. Çözüm süreci biter, icra varsa bu işin ucunda çözüm süreci biter. Cumhurbaşkanına sesleniyoruz, başbakana sesleniyoruz. Var ya bir vatandaşımız öyle demişti. Borcu var, patronun borcu var. Nasıl bağladıysa çözüm sürecini, banka hacize geliyor. Çözüm süreci biter. Eğer böyle olursa çözüm süreci biter demişti. Benim de kredi kartlarım var. Vallahi eğer icraya gelirseniz, vallahi çözüm sürecini tıkarım. O yüzden öyle devam edeceğiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin İtman Yurdu'nun icraya verdiği iddialarıyla ilgili bir açıklama yapılmış sevgili seyircilerimiz.
Bazı kişi ve gruplar Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz'a Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin alacaklarının tahsil edilmesi için Mersin İtfaiye Kurulu'nun icraya verdiği yolunda sosyal medya ve bazı haber siteleri üzerinden haksız itham ve iftiralarda bulunmaktadır. Sayın Başkanımızın göreve başladığı günden itibaren Mersin İtfaiye Kurulu'na yapmaya devam ettiği hizmetler ve destek ortadayken kimler tarafından ve hangi amaçla böyle dedikodular çıkartılmaktadır anlaşılır gibi değildir. Zira Başkanımız Sayın Kocamaz, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin hemen ardından takımın şampiyon olmasını elini taşın altına koymuş, kulüp yönetimine maddi manevi yardımcı olmak için her türlü çabayı göstermiş ve bunda da başarılı olmuştur. Her yerde ve her zeminde Mersin İtfaiye Yurdu'na gerekli her türlü desteği vereceğini taahhüt eden ve veren Başkanımız Sayın Kocamaz, Sayıştay müfettişlerinin Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin alacaklarına karşılık yasal işlemleri başlatması yolundaki raporlarına karşın herhangi bir işlem yapmamıştır. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin alacaklarını tahsili için Mersin İtfaiye Yurdu Kulübümüze dava açtığı doğrudur. Ancak bu dava bir önceki dönemde 2012 ve 2013 yılında açılmıştır. Yani açılan icra davasıyla Başkanımız Sayın Kocamaz'ın uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Kulübe icra gönderilmesinin önceki dönemde yapıldığıyla ilgili belgeler ektedir. Başkanımız Sayın Kocamaz Mersin İtfaiye Yurdu'na verdiği destek bununla da sınırlı değildir. Başkanımız Mersin İtfaiye Yurdu'na spor tesisleri yaptırmak için Büyükşehir Meclisi'ne karar aldırmıştır. Tesislerin yapılmasıyla ilgili Büyükşehir Meclisi 10 milyon liralık bir bütçe ile onay vermiştir. Yapılacak tesislerle ilgili olarak Mersin Valiliği aracılığıyla Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü'den 80 dönümlük bir arazinin tahsisi için talepte bulunmuştur. Talep yazısına olumlu cevap verildiği andan itibaren proje çalışmalarına başlanacak ve en kısa sürede tamamlanacaktır. Kamuoyundan ricamız Mersin İtfaiye Yurdu taraftarlarını Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz'a karşı kışkırtmak isteyenlerin bu haksız karalama ve iftiralarına asla itibar etmemeleridir. Kamuoyunun bilgisine sunulur demiş Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı. Evet, böyle bir açıklamanın yapılması şarttı. Olması gerekliydi sevgili izleyicilerimiz. Çünkü sosyal medyada bu çok farklı yerlere çekilmeye çalışılıyor ve bu konuda bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Ben de takip ettim az önce. Gerçekten böyle bir açıklamanın yapılması zaruridir. Biz her zaman söylüyoruz, bu tür konularda muallakta olan soru işaretlerinin olduğu konularda lütfen yetkililer tek bir ağızdan bir açıklama yaparak, bunu basın huzurunda yaparak veya işte böyle bir yazılı açıklamayla yapabilirler. Evet, bu arada MESKİ'nin biliyorsunuz 31 Mart'a kadar süre tanıdığı bilgi güncelleme ile ilgili zorunlu değil diye soruluyor. Hayır, zorunlu. Bilgi güncelleme yapılması gerekiyor. Bu konuda da MESKİ'nin daha önce su abonelerine dağıtmış olduğu bilgi formlarının doldurularak MESKİ veznelerine verilmesi gerekiyor. Bu konuda böyle bir zorunluluk var bilgi güncellemecisi açısından. Evet. Güncellemeye gerek yokmuş deniliyor ama var mı? Var. Evet, onu tekrar buradan hatırlatalım. Evet, devam ediyoruz. Kocamaz'ın yardımı, evet, haber bültenimizde de vardı sevgili izleyicilerimiz, biliyorsunuz. İki katlı bina yıkılmıştı. Oradaki mağdur aileye yardım eli uzatıldı ve Mezitli'de de bir ev, elektrik kontağından çıkan yangın neticesinde yanmıştı. Ve bu nedenle de belediye oradaki eve de yardımda bulunmuştu. Tebrik ediyoruz tekrar Büyükşehir Belediyesi'ni. Evet, tweetlerde sona erdi sevgili izleyicilerimiz. Ulusal gazetelere göz atacağız. Bakalım ulusal gazetelerde neler var bugünkü gündemle ilgili. Evet, haber turumuz var. Haber turumuzu izleyelim. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türk Edebiyatı'nın büyük ustalarından Yaşar Kemal ebediyete uğurlandı bugün. Usta yazar için düzenlenen cenaze törenine siyasetçisinden sanatçısına çok sayıda seveni katıldı. Kemal, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. 28 Şubat'ta İmralı'nın terör örgütüne yönelik yaptığı silahları bırakın çağrısının ardından Türkiye'den enerji alanında sürpriz bir hamle geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kandil Dağı eteklerinde petrol aranacağını duyurdu. Çözüm sürecinde artık yeni bir dönem başladı dedi ve ekledi. Ancak silahlar yeniden gündeme gelirse kamu düzeni konusunda taviz vermeyiz. Başbakan Davutoğlu hafta sonu PKK'ya yapılan silah bırakma çağrısını işte bu sözlerle değerlendirdi. Davutoğlu muhalefete de birlik olalım, sürecin önünü tıkamayalım diye seslendi.
Son günlerde zam üstüne zam haberlerinin geldiği benzinden bir kötü haber daha geldi. Benzinin litre fiyatı yarından itibaren İstanbul'da 4,45, Ankara'da 4,48 ve İzmir'de de 4,47 liraya yükseldi. Evet ve sevgili izleyicilerimiz, gazetelerimize göz atalım bakalım ulusal gazetelerimizde neler var gündemde. Akşam gazetesi Haziran oyunları diyor manşetten. 7 Haziran seçimleri öncesi kaos için Birleşik Haziran hareketi üzerinden düğmeye basıldı. İlk hedef üniversiteler. İstihbarat raporlarında diyor İstanbul'a sıçrasın diye bir takım tuzaklar, bir takım oyunlar gerçekleşiyormuş. Devlete 120 bin işçi deniliyor bu arada. Başbakan Davutoğlu açıkladı. İş kuran engelliye 36 bin lira hibe verilecek. Devlet ağaç dikimi için 6 aylığına 120 bin işçi alacak diyor. 6 aylık için sevgili izleyicilerimiz. Yani bildiğiniz seçime yönelik bir hareket. Çok güzel hareketler bunlar diye güzel bir eğlence programı vardı. İzler miydiniz? Evet, devam edelim. Ne yapıyordu orada Yılmaz Erdoğan? Çok güzel hareketler, şahane diyenler alkışlasın. Evet, ezelden alkış bekliyorduk ama olmadı. Devam edelim, farklı bir gazeteye geçiyoruz. Bugün gazetesi. Bugün gazetesinin de ilk sayfasında 40 kapıyı al yasayı diyor. Hukuksuz soruşturmalara dokunulmazlık getiriyor. Kişisel kusur ve haksız fiil halleri için kamu görevlilerine dava açılamayacak. Tazminat ise devlet ödeyecek. Muhalefet tasarıya şerh düşüp 40 kapıyı al yasayı hayata geçiriliyor dedi. Ve devam ediyoruz. Farklı bir gazeteye geçiyoruz hemen. Cumhuriyet gazetesine geçiyoruz. Cumhuriyet gazetesinin de ilk sayfasına baktığımızda CHP'nin seçim kartı. Ana muhalefetin seçim sürprizi. Binlerce aileyi bataktan kurtarmak için kredi kartı borçlarını silecek. Bak bunu yapın. İlk oy benden. Hatta binlerce aileyi bataktan kurtarmak için kredi kartı borçları silinecekse vallahi çalışırız. Ama yok böyle bir dünya. Kim demiş gazeteci tarafsız diye ya? Benim kredi kartı borçlarım silinsin, bak nasıl taraf belirtiyorum. Ama emin olun ki bunlar, biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz, Cem Uzan'ın mazotu 1 lira yapacağım gibi hayal olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Yani düşünsenize, sizin 10 milyar, 20 milyar, 50 milyar ama zenginlerin 500 milyar, 1 trilyon gibi. Hani onların limitsiz bir, sonsuz limite sahip kartları oluyor. Bizler gibi değil. Emin olun bundan yine biz faydalanmayacağız. Yani işte borcunuz 10 milyarsa mutlaka buna bir şart getirilecektir. Bu şart. Yoksa düşünsenize, yani hangi banka bunu kabul eder? Bütün arkadaşların, bütün vatandaşların kredi kartı borçlarını sileceksiniz. Yok ya demezler mi bankalar? Ha, niye siliyoruz? Yani adam kullanmış, niye siliyoruz? Yani bu biraz doğru bir yaklaşım değil gibime geldi. Ya olsaydı bakın ne diyor? Açılımına geçelim. Borç miktarı 5,8 milyar diyor. Türkiye'de bankaların kullandırdığı kredi kartı sayısı 57.007.000. Kredi kartı borçları ise 5.795.446.000 lira. CHP'nin hazırladığı projenin bu miktarın ne kadarını kapsayacağı bilinmiyor. Bak, bak gördün mü? Akıllıyım ben. Ne kadarını kapsayacağı bilinmiyor çünkü. Size bir şart koyacak, diyecek ki faizleri sildim. E tamam, zaten ana parayı ödeyemiyoruz. Bir de üstüne faiz yükleniyor. Zaten ana parayı ödemeyiz. Ha, çıkacaksa bir babayı diyecekse ki kardeşim ben başa geldim. Bütün kredi kartı borcu olanların hepsi hiç kesintisiz, rakama bakılmaksızın silinecek desin, eyvallah. Oylarımız ona. Ama bunun da olmayacağını hepimiz bildiğimiz için bunun da bir seçim vaadi. Hani artık eskiye bir dönüş yapıyoruz. İki tane anahtar. Evinizi de alacağız, arabanızı da alacağız altınızdan dercesine. Daha önce vereceğizdi, şimdi alacağız oldu. En azından bu konuda dürüstler. Alacağız. Devam edelim. Farklı bir gazeteye geçelim. Evet, Güneş gazetesi. Ya bir ara, şimdi Mardin'i bilenler var mıdır bilmiyorum. Mardin'de deniz yoktur. Yani Mardin'e tepeden baktığınızda geniş bir ova görürsünüz. Hatta bununla ilgili güzel de bir hikaye var.
Kısaca anlatayım, en azından biraz şey yapalım, biraz yumuşatalım. Çünkü kredi kartı borcu olanlar şu an böyle şeye girdiler. Rahatlatalım, kendinize gelin diye. Şimdi kızın bir tanesini alıyor. Çok sevdiği erkek arkadaşı Mardinli. Seviyor kızı ama kız İstanbul'da deniz hayranı, deniz tutkunu. Diyor ki ben denizsiz yaşayamam ama ben Mardin'de yaşıyorum. Orada deniz var mı diyor. Var var diyor. O zaman gelirim demiş ama deniz yoksa gelmem. Çünkü denize bakmadan yaşayamam diyor ve alıyor gidiyor. Akşam götürüyor uyanık. Akşam götürüyor. Şimdi akşam baktığınızda aşağıya ovaya böyle küçük küçük noktalarda ışıklar var. Bak gemiler diyor onlar. Halbuki onlar köy. Geniş bir ova. Buğday tarlaları. Yemyeşil. Şimdi kız akşam bakıyor denize bakıyor böyle güzel. Hatta orada uyuyakalıyor balkonda. Sabah uyanınca gerçekle yüz yüze kalıyor ve görüyor ki deniz değil orası, geniş bir ova. Tabii üzülüyor. Şimdi neden anlattım bunu? Bir dönem Mardin'de milletvekili adayı olan biri çıktı dedi ki bakın vadin sınırına bakın, uçsuz bucaksızlığına bakın. Çıktı dedi ki beni seçerseniz Mardin'e deniz getireceğim. Deniz getireceğim Mardin'e dedi. Böyle de bir konu literatüre de girdi sevgili izleyicilerimiz. Yani kredi kartlarını borcunu kapatacağım demekle eşdeğer. Devam edelim Güneş gazetesiyle. Yani kredi kartı borcu olanlar valla hala bankalarla uğraşmaya devam edeceğiz. Yılmak yok. Yola devam diyoruz. Evet Güneş gazetesi bana mazlumu getirin. 3-5 de bana atsa diyor bu arada sevgili izleyicilerim. CHP Haziran seçimlerine bugünün değil 2001 Türkiye'sinin görüntüsünü sarılarak kampanya yapacak. Reklamcı Ali Taran ile anlaşan Kılıçdaroğlu uçuk vaatlerle oylarını artırmayı hayal ediyor. CHP yine eskide kaldı. Ayran döner de versin diyor. Tabii Cem Uzan'ın biliyorsunuz ayran döner olayı vardı. Devam ediyoruz, farklı bir gazeteye geçiyoruz. Habertürk gazetesi. Şimdi vardır aslında milletvekili seçilmek için hep o taktiği kullananlar vardır. Biz de Mardin'de bir milletvekiline danışmanlık yaptığımızda biz de vekil adayımızı bu şekilde bakın halka kandırmaya çalıştık. Açık ve net. Yani olmayacak şeyleri vaat etmek. Çünkü halk bunu istiyor. Gerçekleşmeyeceğini bildiği halde duyması bile hoşuna gidiyor. Düşünsenize şimdi kaç tane ne kredi kartı borçları mı ödenecek ne diye ekrana yapışanlar oldu değil mi? Yani böyle en azından bunun hayalini duymak, bunun bu şekilde konuşulduğunu bile duymak mutluluk verdi. Habertürk gazetesine geçiyoruz. Önümüzde daha birçok adaylarının vaatlerini dinleyeceğiz hep birlikte. Binbir Çiçekli Bahçe diyor. Destan romanların ustası edebiyatımızın Çınar Yaşar Kemal. Binbir Çiçekli Bahçe dediği her renk ve düşünceyi dostça, özgürce barındıran bir kültür mozaiği ile uğurlandı bu arada. Ve devam ediyoruz. Farklı bir gazeteye geçiyoruz. Hürriyet sarayda gıda analizi diyor. Erdoğan doktoru suikastlar artık silahla değil gıda yoluyla yapılıyor. AK Parti milletvekili de olan Doktor Cevdet Erdoğan Cumhurbaşkanlığı sarayında acil tıbbi müdahalenin yanı sıra gıda ve beslenme güvenliğinin de planlandığını söyledi diyor bu arada. Ve Türkiye Kandil'de petrol arayacak. Bakın şimdi bir kere Ezel gel bana beni göster de görsün Sayın Enerji Bakanımız Taner Yıldız. Sayın Taner Yıldız bakın çok açık ve net söylüyorum. Bence istifa edin. Bak çok açık ve net söyleyeyim. Bence istifa edin. Çünkü gerçekten anladım ki ben, siz bu görevi yerine getiremiyorsunuz. Neden? Batmanımız var değil mi? Var. Petrolü niye orada aramıyoruz? Peki Suriye sınırımız var değil mi? Var. Sınırın öte tarafında açılan kuyularda petrol çıkıyor da benim tarafımda çıkmıyor mu? Sayın Taner Yıldız çıkıyor. Çıkanları ne yapıyorsunuz? Üstünü kapatıyorsunuz. Neden? Amerika Birleşik Devletleri bunu istiyor çünkü. Bakın açık ve net. Orayı gören, bilen biri olarak açık ve net söylüyorum. Ve Sayın Taner Yıldız'a da Hodri Meydan diyorum. Sayın Taner Yıldız, Suriye sınırında açılan 5 kuyudan 3'ünde petrol çıktı mı çıkmadı mı sorusunu yöneltiyorum. Eğer çıkmadı diyorsa ben buradan istifa ederim. Ama eğer çıktıysa ve üstü kapatıldıysa
Sayın Taner Yıldız görevinden istifa edecek. Ben de tam bir siyasetçi oldum. Tam bir CHP ağzı. İstifa et. Evet. Ama Sayın Taner Yıldız'ın evet gerçekten istifa etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü ya Türkiye Kandil'de petrol arayacağı yerde, kendi mekanında, kendi sınırları içerisinde bulunan yerde petrol arasa ya, çıkan petrole sahip çıksa ya, üzerini kapatmasa ya. Ha hadi on, hadi on, hadi o, yok bak şimdi ne olacak biliyor musunuz? Şimdi şu soruyu sormak istiyorum hükümete. 2014 yılı sonuna kadar Ottawa Sözleşmesi gereği, bakın Ottawa Sözleşmesi gereği, sınırlarımızda bulunan, Suriye ile olan sınırlarımızda bulunan hemen hemen iki Kıbrıs adası büyüklüğündeki bir sınırdan bahsediyoruz. Mayınlı araziler var biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. O mayınlar temizlendi mi? Bir. Temizlenmesi gerekiyordu. Peki eğer temizlendiyse o mayınlı arazilerde biliyorsunuz hemen öte yanında arada bir tel barikat var. Hemen öte yanında Suriye var. Suriye'de açılan kuyularda, petrol kuyularında su da çıkıyor, petrol de çıkıyor. Peki şimdi o bakir toprak 50 yıl sevgili izleyicilerimiz bakın 50 yıldan bahsediyoruz. 50 yıldır o topraklara girilmemiş, giren her insanın bacağı kopmuştur. Neden? Mayınlı olduğu için. Şimdi onlar temizlendikten sonra bakir bir toprak çıkacak. Organik tarım düşünen tüm ülkelerin gözü orada. Ya siz bırakın Kandil'de petrol aramayı, orada petrol arayın yeter size. Yeter ki siz yeraltı kaynaklarınızın farkına varın. Hatta ben Sayın Taner Yıldız'a şu soruyu da sormak istiyorum. Mızdağ fosfat tesisleri diye bir yer var Mızdağ'da. Atıl durumda. Fosfatın en çok olduğu, en fazla olduğu bir mekandan bahsediyoruz. Hatta dönemin Maliye Bakanı mıydı yanılmıyorsam, oraya gittiğinde bir incelemede bulunduğunda bundan 10 yıl öncesinden bahsediyorum. Burnumuzun dibinde bir kaynağımız var ve bunu kullanamıyoruz diye bir açıklama yapmıştı. Ve orada tesis var. Bu tesis atıl durumda. Neredeyse tesisin duvarları artık yosunlaştı. Şimdi soruyorum ya. Mızdağ fosfat tesisleri neden atıl? Suriye sınırında bizim petrol kuyularımızı açabilme hakkına sahipken, oradan petrolün çıkabileceğini biliyorken, Diyarbakır'da, Batman'da, Raman'da petrol rezervlerinin olduğunu bildiğimiz halde, açılan 5 kuyudan 3'ünde petrol çıktığını bildiğimiz halde, neden gidip Kandil'de petrol arayışlarını yapma gereği hissediyoruz diye insanın sorası geliyor tabii ki sevgili izleyicilerimiz. Evet. Hani amaç eğer petrol aramaksa, ha yok orada bir hakimiyet sağlamaksa evet çok doğru bir karar. Ama petrol aramak içinse bence ülkemizin kaynaklarını değerlendirmekte fayda var. Yeraltı kaynaklarımız, yeraltı zenginliklerimiz, biz yeter ki onları kullanmaya başlayalım. Emin olun dışarıya bağımlılığımız yarı yarıya düşecektir. Bakın çok net, yarı yarıya düşecektir. Ama benim muhalefetim ve ana muhalefetim ancak ve yalnız çıkıp kredi kartı borcu öderiz. Borçları sileriz. O da tabii ki herkesi kapsamayacaktır. İşte bizim hedefimiz %35 deyip otururlar. Daha fazla bir hedef yoktur önlerinde çünkü. İktidar hedefi yoktur önlerinde çünkü. Önlerine koymuşlar Cumhuriyet Halk Partisi hedefimiz %35. %35 ise yani mantık nedir? Arayış nedir? Seçimler niçin oluyor? %35'i hedefliyorsak, Cumhuriyet Halk Partisi %35 ile kendini kısıtlayabiliyorsa, ana muhalefeti garantilemeye çalışıyorsa biz nasıl bir iktidardan bahsedeceğiz? Yani soruyorum CHP mitinglerinde Başbakan Kılıçdaroğlu diye slogan atanlar. Gerçekten siz bu dünyada mı yaşıyorsunuz? Yani hayatın gerçekleriyle yüz yüze değilsiniz. Maalesef ve ne yazık ki işte yeraltı kaynaklarımızda heba ediliyor. Gidiyor veya yabancılar geliyor, açıyor, götürüyor, bize bile satıyor kendi malımızı. Milliyet gazetesi o iyi insan çekip gitti haberine yer vermiş sevgili izleyicilerimiz. Musul'a yeşil ışık, Ankara IŞİD'i Musul'dan çıkarmak için koalisyon düzenleyeceği operasyonda İncirlik gibi üslerin kullanılmasına sıcak bakıyor diyor. Ve devam ediyoruz, farklı bir gazeteye geçiyoruz hemen. Posta gazetesi, evet. İki haber var aslında önemli. Demir soğuk, acı sıcak.
İzmir'de Berkin Elvan Çocuk Parkı açıldı. 14 yaşındaki Berkin Elvan gezi olayları sırasında 16 Haziran 2013'te İstanbul Ok Meydanı'nda ekmek almaya giderken polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurmuş ve 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014'te ölmüştü. CHP'li İzmir Güzelbahçe Belediyesi'ne yaptırdığı Berkin Elvan Çocuk Parkı dün açıldı. Evet, diğer bir haberse aşk krizi mi, kalp krizi mi? Özellikle diyet yapanlar, çünkü diyetin dozunu bazen aşıyoruz. Sağlıklı diyeti yapmıyoruz. Ailesi evinde ölü bulunan ünlülerin diyetisyeni Yelda Kahvecioğlu'nun kalp krizinden öldüğünü söyledi. Diyetisyenlerin Twitter ve Instagram'daki son mesajlar ise kafaları karıştırdı haberine yer vermiş. Evet, devam ediyoruz. Farklı bir gazeteye geçiyoruz. Sabah gazetesi, silahlar hemen şimdi bırakılsın. Başbakan Davutoğlu, Dolmabahçe'de açıklanan 10 madde bir ön şart değil, metnin esası silahları bırakma kararıdır, diyor. Ve devam ediyoruz. Farklı bir gazeteye geçiyoruz. Ve Sözcü gazetesi, sevgili izleyiciniz, Medine'de takke giyip ibadet etti. Tayyip'in duası, diyor. Ya Rabbim, seçimlerde AK Parti'ye en az 100 vekil ihsan ile anayasayı değiştirmemi nasip et. Ya Rabbim, bu kuluna başkanlık koltuğunu ve ülkeyi tek başına yönetmeyi nasip eyle. Ya Rabbim, bana karşı çıkan laiklere, muhalif olanlara, gezicilere akıl ver, onları ıslah et, gibi duaları yaptığını iddia ediyor gazete, sevgili izleyicilerimiz. Devam ediyoruz. Farklı bir gazeteye geçiyoruz hemen. Star gazetesine geçiyoruz. Star gazetesi de barış rahatsız etti, diyor. Anaların gözyaşı dinsin, 30 yıldır akan kan dursun diye başlatılan çözüm sürecinde kritik virajın geçilmesi paralel çeteyi rahatsız etti. Diyaloğu, kardeşliği dilinden düşürmeyenler barışı görünce paniğe kapıldı, diyor. Ve devam ediyoruz. Farklı bir gazeteye geçiyoruz hemen, sevgili izleyicilerimiz. Ve Takvim gazetesi, 35'lik Kemal, diyor. Evet, CHP lideri iktidara gelmekten umudunu kesti. Seçimde oy hedefini %35 olarak belirledi. Aydın Doğan ve Hürriyet yazarları şoka girdi, diyor. Devam ediyoruz. Farklı bir gazeteye geçiyoruz yine. Taraf gazetesi, 8 yaşındaki kızımı da tutuklasınlar, diyor. Facebook'ta Erdoğan'a hakaret etti diye 13 yaşındaki oğlundan ifade alınmasına isyan eden baba, 8 yaşındaki kızım da helal olsun abi diye destek vermiş, onu da alacaklar mı diye sordu. Ve devam ediyoruz. Türkiye gazetesi, Cidde'de gündem özgür Suriye, diyor. Suudi Arabistan Kralı ile Erdoğan ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleleri ele aldı. Ana konulardan biri de Suriye'deki iç savaştı. Ve sevgili izleyicilerimiz, son gazetemize geçiyoruz. Zaman gazetesi, döviz lobisi kazandı, diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası'na yönelik faizleri indir baskısının ekonomiye faturası kabarıyor. 1,5 ayda 2,30'dan 2,52'ye liraya tırmanan dolar döviz borcunu 87 milyar lira arttırdı. Bankalardaki 86 milyar doların sahipleri ise 19 milyar lira kazandı, diyor. Ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk, sevgili izleyicilerimiz. Evet, gün içerisindeki gelişmelerle yine sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ve yarın saatler 9'u gösterdiğinde manşet programında sizlerle birlikte olacağız. Hem Radyo Klas dinleyicilerine hem de İçel TV izleyicilerine de bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum. Görüşünceye dek esen kalın, mutlu kalın. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim.